Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Yine değerli dostlar, tahmin edeceğiniz üzere oldukça yoğun bir gündemle sizlerin karşısında olacağım. Bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bir Ürdün'e uzanacağız. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ürdün'deydi. İşte Bağdat'a ilişkin bir zirveye katılmıştı. Ürdün'de bile Türkiye'yi hedef aldı. Rusya ile müzakerelerde Türkiye ve Çin'in aktif rol oynamasını istemiyorum. Bu durumdan rahatsız oluyorum cümlelerini kullandı Emmanuel Macron. İsterseniz haberimizin detayları bir karşımıza gelsin. Ürdün'de neler yaşanmış hep birlikte öğrenelim. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün'de düzenlenen Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı sonrasında ülkesine dönerken başkanlık uçağında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre daha güçlü bir Avrupa'nın NATO içinde ittifaka bağlı olmadan hareket edebileceğini kaydeden Macron, "İttifak bağlı olmam gereken bir şey değil, seçmem gereken ve birlikte çalıştığım bir şey, stratejik özelliğimizi yeniden düşünmeliyiz" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda Avrupa'nın ABD'den bağımsız savunma kapasitesini geliştirmesi ve NATO içinde daha kararlı bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Macron, Avrupa teknoloji ve savunma yetenekleri konusunda daha fazla bağımsızlık kazanmalıdır dedi. Son olarak da Avrupa'nın savunma kapasitesini geliştirme çabasını NATO'ya bir alternatif olarak görmediğini ifade eden Fransa lideri, "Ayrıca bana ahlak dersleri veren tüm Avrupalılar ve Batılılar müzakere masasının etrafında kimin olacağını bana açıklamalı" değerlendirmesini yaptı. Emmanuel Macron, "Bana gelince Rusya konusunda ne olacağı konusunda sadece Çinlerin ve Türklerin müzakere etmesini istemiyorum" diye açıklamalarını sonlandırdı. Demek istemiş ki NATO bizim elimizi kolumuzu bağlıyor, Türkler gibi rahat hareket edemiyoruz. Biz tabi savunma ihtiyaçlarımız vesilesiyle NATO'ya Türkiye'den daha çok bağımlıyız. Türkiye savunma sanayi alanında kendini epey bir geliştirdi. Fakat biz Türkiye kadar işte silah sanayinde, savunma sanayinde başarılı olamadığımızdan ötürü ABD'nin sözünden dışarı çıkamıyoruz. Bundan dolayı eğer biz Fransa olarak tek başımıza hareket etmek isteseydik Rusya ile görüşürdük. Rusya ile görüşmeleri Türkiye ve Çin'e kaptırmazdık" diye alttan alttan NATO'ya bir mesaj verdi. Şu son dönemde evet, gerçekten de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Türkiye olarak ortak görüşlerimiz mevcut. Onlardan bir tanesi de "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" demişti Macron. Evet, bizce de NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. NATO şu an mevcut görevlerini dahi yerine getiremez bir pozisyonda. Yani zaten Yunanistan-Türkiye gerilimi, bu konuya epeyce bir değindik. Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları kısacası bu şekildeydi diyorum ve ikinci konu başlığımıza geldiğimizde, değerli dostlar, dün İsveç'ten Türkiye'ye çok önemli bir misafir geldi. Misafirimizin adı Billström'dü. İsveç Dışişleri Bakanı Billström Türkiye'de bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi ve görüşmeler sonrasında Türkiye'nin terör problemleriyle alakalı daha fazla aydınlandım diye bir açıklama yaptı. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Billström Türkiye'de nasıl konuşmuş hep birlikte öğrenelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında sözü geçen güvenlik anlaşmasına ilişkin değerlendirmeler bulunan Billström, bu teklife yanıtının olumlu olduğunu söyledi. Billström, "Madrid'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan anlaşma ilk adımdı" diyerek, ülkesinin NATO üyesi olduğunda tüm alanda işbirliğini daha da genişletmek istediklerinin altını çizdi. PKK'nın uluslararası alanda bir terör örgütü olarak tanındığının altını çizen Billström, "Bağımsız yargı mahkemede görevini yapar, güvenlik güçleriyle işbirliği yaparak PKK gibi terör örgütleriyle mücadele edilir. Bu da İsveç'in tam da yapmak istediği şeydir. Dışişleri Bakanı olduktan beri defalarca söyledim. Yeni hükümet PKK'ya karşı akıllıca bir politika uygulayacak. Bunun arkasındayız ve Dışişleri Bakanı olduğum sürece bunu yapacağım" diye konuştu. Billström, "FETÖ, PKK ve diğer örgütlerin üyeleriyle ilgili kanıtlar ve belgeler ortaya konuldukça yasal adımların atılacağını vurgulayarak bu zamana kadar Türkiye'ye 3 kişinin iade edildiğini aktardı. Billström, YPG'nin faaliyetleriyle ilgili de belgelerin sunulması gerektiğini vurgulayarak üçlü muhtıra açık bir şekilde İsveç'in bu örgüte destek vermemesi gerektiğini söylüyor. Bu destek finansal, ekipman desteğiyle askeri olabilir. İsveç muhtıra imzalanmadan önce bunu hiç yapmadı. İsveç'in bu hükümet yönetiminde de böyle bir niyeti yok" diye açıklamalarını sonlandırdı Billström. Billström'ün açıklamaları bu şekildeydi. Yani her zaman duymaya alışık olduğumuz şeyleri yine tekrardan İsveç Dışişleri Bakanı'ndan duyduk. Bu ziyaretler ne kadar olur diye soracak olursanız 20 olur, 30 olur, daha İsveç Bakanı daha Türkiye'ye ayağa alışmadı. Daha 20 sefer, 30 sefer, belki 50 sefer Türkiye'ye gelip gelip gidecek, gelip gelip gidecek. Gelsin gelsin gitsin bırakın. Kusura bakmasınlar ama biz Türkiye olarak
olarak öyle NATO'ya her önümüze geleni alacak değiliz. Yani İsveç olarak madem ki üçlü muhtıranın arkasındasın, geçtiğimiz günlerde bir tane FETÖ üyesi vardı, ismini şu an hatırlamıyorum. Niye onun iadesini mesela engelledin? Adama bunu bir kere sorarlar. İsveç bakalım ne kadar ciddiymiş. Yani kollarımız şöyle bağladık, arkamıza yaslandık. Sadece İsveç'in yaptıklarını izliyoruz. Üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde videomuzun başlığından da göreceğiniz üzere Yunan medyasına gideceğiz. Yunan medyasından Pente Postagma son yayınlamış olduğu haberinde Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne değindi. Yunan medyası dedi ki Türkiye ile olası çatışma durumunda Azerbaycan Hava Kuvvetleri de Türkiye'ye destek sağlayacağından dolayı Yunanistan olarak Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ni de kendimize düşman olarak görmeliyiz dedi Pente Postagma ve tabi devamında daha başka başka ifadelerde kullandılar. Haberimizin detayları bir karşımıza gelsin. Yunan medyası neler yazmış, neler söylemiş, hep birlikte öğrenelim. Metni aynen Yunan medyasında olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. Yunan medyasından Pente Postagma, Azerbaycan-Türkiye Hava Kuvvetleri işbirliğinin güncellenmesi Yunan-Türk ilişkilerinde gelişmeleri başlatıyor diye önemli bir başlık attı. Haberin detaylarına indiğimizde Türkiye Yunanistan ile askeri bir çatışma durumunda müttefiki olarak Azerbaycan'a sahip olacaktır ve bu nedenle söz konusu ülkenin hava kuvvetlerinin ve özel kuvvetlerinin gücü tarafımızca ölçülmelidir dediler. 15 Haziran 2021'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in Yunanistan için önemli etkileri olan Şuşa Deklarasyonu'nu imzaladığını belirtmek isteriz. Söz konusu bildiri Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden düzenlenmesi ve modernizasyonu için ortak çabaları tanımlıyor ve üçüncü şahısların taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya egemenliğine saldırması durumunda ortak eylemi zorunlu kılıyor. Türkiye ile Azerbaycan arasında daha yakın ikili askeri işbirliğine katkıda bulunacak çok önemli bir diğer unsur iki ülkenin güvenlik konseylerinin düzenli ortak toplantı düzenlemesidir. Yukarıdaki gelişmelerden Yunanistan'ın Türkiye ile askeri bir çatışma durumunda Azerbaycan'ı özellikle Azerbaycan'ın hava kuvvetlerini ve özel kuvvet personellerini bir rakip olarak sayması gerektiği sonucuna varıyoruz. Akabinde Yunan medyası haberine ayrıca Azerbaycan Hava Kuvvetleri ülkemizin hava muharebesinde hiç karşılaşmadığı MiG-21, MiG-29 ve Sukhoi-25 savaş uçaklarına sahiptir. Azerbaycan'ın Türk Hava Kuvvetleri'nin düzenlemiş olduğu Anadolu Kartalı 2021 tatbikatına katılmasından gördüğümüz gibi katılan Azerbaycan uçakları yani 2 MiG-29 ve 2 Su-35 Türk F-16'ları ile birlikte eğitim aldı ve böylece Yunanistan'ın da sahip olduğu F-16'lar hakkında taktiksel davranışlarını çok iyi bir şekilde incelediler. Yani Yunan Hava Kuvvetleri'nin elinde bulunan F-16'lara karşın Azerbaycanlı pilotlar Türkiye'de düzenlenen tatbikatlarda bilgilendirildi. Ayrıca Azerbaycanlılar Yunanistan'ın da sahip olduğu Rus S-300 uçak savar sistemlerinden yaklaşık 200 füze içeren 2 dizeye sahiptirler diye Yunan medyası haberini sonlandırdı. Vallahi ne denilebilir ki değerli dostlar, Yunan medyasının haberini gördük hep birlikte. Kendi yorumlarımı belirtecek olursam Yunan medyasının bu aktarmış olduğu bilgilerde eksik yoktur ama fazlası vardır, ben onu söyleyeyim. Bu haberin altına bir tane Yunan kullanıcı çok dikkat çekici bir yorum paylaşmıştı. O yorumda şu şekildeydi. Eğer ki olası Türkiye-Yunanistan savaşında Azerbaycanlılar da Türkiye'ye destek verirse, parantez açmıştı, vereceğini zaten biliyoruz diye. Eğer ki Azerbaycanlılar da Türkiye'ye destek verirse Türkler Yunanistan'a hem Türk silah teknolojisi hem Rus silah teknolojisi Azerbaycan'dan dolayı hem de NATO silah teknolojileriyle saldırmak durumunda kalacak. Bundan dolayı Yunanistan oldukça çaresiz kalacak diye gerçekten de oldukça haklı bir yorum yapmıştı. Yani değerli dostlar, dönem muhabbetler bu şekilde. Yunan medyası yakınlaşan Türkiye-Azerbaycan ilişkileri karşısında ne yapacağını şaşırmış vaziyette diyorum ve akabinde bugünkü dördüncü konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden kıymetli haberleri bir güzel derledim. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşanmış hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizi ilk olarak bir Katar'a gideceğiz. Türk polis mensuplarımız Katar'daki görevini başarıyla yerine getirdi ve Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda görev yapan Türk polislerinden 787'si ülkemize geri döndü. Kalanlarının da yavaş yavaş ülkemize döneceği belirtilmekteydi. Gerçekten de oldukça başarılı bir iş çıkarttılar. Almanya'ya gitmek isteyeceğim. Almanya'da çok ilginç bir olay yaşandı. A400M nakliye uçağından insansız hava aracı atışı gerçekleştirildi. Bu görmüş olduğunuz fotoğrafları Almanya Savunma Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu videodan aldım. Değerli dostlar, seyir halindeki A400M nakliye uçağından bir adet remote carrier insansız hava aracı bırakılarak başarılı bir operasyon gerçekleştirilmiş. Yani gerçekten de hoşuma gitmedi desem yalan olur. Türk Hava Kuvvetleri de aslında bu konu üzerinde bir çalışma yapabilir. Kim bilir önümüzdeki günlerde belki Türk Hava Kuvvetleri de koca sularımızdan insansız hava aracı atışı gerçekleştirebilir. İtalya'ya bir gidelim. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'den Türkiye ilişkin bir açıklama geldi. Dedi ki Tajani, Çin, ABD, Türkiye ve Vatikan, Rusya Devlet Başkanı
Başkanı Vladimir Putin'i Zaporozhye konusunda ve Ukrayna'ya yönelik saldırıları durdurmaya ikna etmek için önemli adımlar atabilir dedi. Macron aman bu açıklamayı duymasın. Macron hatırlayacağınız üzere Türkiye ve Çin'in Ruslarla görüşmesini yedirememişti kendisine. Çok önemli bir savunma sanayi müjdemize uzanıyoruz. Değerli dostlar, Gökçe yeni nesil güdüm kiti Akıncı TI ile ilk kez test edildi. Bayraktar Akıncı gövde altında taşıdığı Gökçe güdüm kitine sahip 1000 librelik MK83 yaklaşık 455 kilogramlık bomba ile yaptığı atışta hedefi yüksek hassasiyetle vurdu. Görmüş olacağınız üzere kareye isabet etmiş, artık buna da geri kalan şu mesafeye de nazar diyelim. Maşallah. Sabah saatlerinde Rus hükümetinden Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkezine ilişkin bir açıklama geldi. Rusya Gazprom yetkililerinin merkezin kurulması için Türk yetkililerle görüştüğünü söyledi. Rusya ayrıca merkezin fiyat mekanizması için gerekli araçların sunulabileceğini belirtmiş. Dün Selçuk Bayraktar'ın Kızılelma'ya yönelik çok önemli açıklamaları oldu. Dedi ki Selçuk Bayraktar, 2 sene içerisinde Kızılelma göreve hazır hale gelecek dediğimize göre 1 sene içerisinde Kızılelma'dan ilk mühimmat atışını beklemek gerçekçi olur dedi. Açıklamalarının devamında bu dünyanın kapılarını henüz açtık ve yürümemiz gereken daha çok yol var. Ancak Kızılelma bundan sonrası için, atmosferde yapacağımız belki de 30 sene sonrası için dahi son platform diyebilirim dedi. Yani Selçuk Bayraktar bundan sonraki çalışmalarını atmosfer üzerinde yoğunlaştıracağını belirtmekteydi. Kızılelma'nın atmosfer içerisindeki son ürün olabileceğinin sinyalini verdi Selçuk Bayraktar. Yani ne diyelim değerli dostlar, gerçekten de hani şaka yapmıyorum ama bu ifadeler gerçek. Maşallah. Yani artık ilerleyen dönemlerde Türkiye uzay çalışmalarına Selçuk Bayraktar öncülüğünde daha da bir yoğunluk verecek. Hemen devamında Anadolu Ajansı bugün çok önemli bir bilgisel yayınladı. Bilgiselin başlığı Türk Savunma Sanayisi 2020'de katlandı oldu. İsterseniz detaylara bir inelim. Türk Savunma Sanayisi bünyesinde yürütülen bir dizi projede 2022 yılında önemli aşamalar kaydedildi. Hava araçları bu şekilde sıralanmıştı. Milli Muharip Uçak, Bayraktar Kızılelma, Tayfun Füzesi, İHA Boyga. Hemen devamında deniz platformlarına geldiğimizde TCG Ufuk, yeni tip denizaltılar, insansız deniz araçları, kara araçlarında da zırhlı muharebe araçları ve Pars 6x6 mayına karşı korumalı araçların teslimatının yapıldığı belirtilmekteydi. Milli mühimmatlarda da çok önemli gelişmeler oldu 2022 yılında. Bayraktar Akıncı TİA'nın mühimmat atma kabiliyetlerine, Teber 82, KGK SİHA 82, LGK 82 güdüm kitleri, Kolun minyatür bomba ve son olarak da hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde test edilmişti. TRG 230 İHA eklendi. Son olarak da altyapı yatırımlarından bahsedilmiş. Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi faaliyete başladı. Ankara Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde inşası tamamlanan 23 yeni tesis hizmete alındı diye Anadolu Ajansı efsane bir bilgisel hazırlamıştı. Yavaş yavaş bugünkü sosyal medya haberlerimizin sonuna doğru yaklaşırken değerli dostlar, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ABD ziyareti sonrasında deyimlerinde ise çılgına döndü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Maria Zaharova hakaret etti. Hakaretinde Zelenski Batı'nın nokta nokta noktasıdır diye bir açıklama yapmıştı. Tabii topluluk kuralları gereğince o ifadeyi sizlerle paylaşmayacağım. Fakat ağır bir küfür kullandı Maria Zaharova. Bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında yine bir Yunan medyasıyla kapanışı yapalım. Ama bu sefer oldukça güleceğimiz bir haberle sizlerin karşısındayım. Değerli dostlar, yine Pentapost takma yine çarpıcı bir başlık attı. Artık nasıl bir çarpıcı başlıksa. Başlığı sizlere okuyorum. Yunan bayraktarı bir gece ansızın Ege'de Türklerin üzerine gelecek. Çok rollü Arkidas insansız hava aracı küçük füzeler ve makineli tüfekle donatılacak mı diye bir başlık atmıştı. Haberde kayda değer pek bir ifade bulunmamaktaydı. Fakat dikkatimi çeken sadece şu cümle vardı. Türkler füzeler, makineli tüfekler, elektronik harp sistemleriyle donatmış oldukları heybetli insansız hava aracı filosuna her gün yenilerini ekleyerek ilerlediğinden Yunanistan'da artık bu durumun kırmızı alarm verdiğini düşünmekteyiz. Yunan yapımı insansız hava araçlarının tasarımının gözlem ve savaş görevlerinin yanı sıra ikinci aşamada makineli tüfek ve muhtemelen küçük füzelerle donatılacağı tahmin ediliyor. Çünkü başka türlü Türklerle baş edemeyeceğiz diye Yunan medyası haberini sonlandırmıştı. Arkitas sizlere şu aktarmış oldum, işte Yunanistan'ın daha yeni yeni uçurmaya başladı, en azından öyle belirtti, insansız hava aracıydı. Ya zaten ben sizlere bir şey diyeyim mi? Yunan medyası haberin başlığında ne demiş? Yunan bayraktarı. Sizler zaten Yunan bayraktarı ifadesini kullanaraktan Yunanistan olarak Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki üstünlüğünü kabul etmiş oluyorsunuz. Bu konuya ilişkin de Selçuk Bayraktar'ın çok güzel bir ifadesi vardı. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Selçuk Bayraktar hani diyordu ya, önceki yıllarda işte bundan 10 yıl 15 yıl öncesinde insansız hava aracı denilince Türkiye'de Heron denilirdi. İnsansız hava aracı diye bir kavram kullanılmazdı yani. Türkiye'de bir tane insansız havada uçan bir şey mi gördük? Ona Heron derdik. Gerçekten de öyleydi. Fakat Selçuk Bayraktar son birkaç sene içerisinde artık dünya genelinde, altını çiziyorum, dünya genelinde havada insansız uçan araçlara Bayraktar isminin verildiğini belirtmekte.
birlikteydi. Görmüş olacağınız üzere Yunanlar da artık insansav araçlarına Bayraktar yakıştırması yapıyorlar. Aslında Türkiye'nin insansav araçları konusunda nedenli ileriye gittiğinin kanıtı da bu haberdi diyorum ve bugünkü bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım gelişmeleri sizlere doğru ve net bir biçimde anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.